Bu bitkimiz kara hindiba bitkisi. Oldukça tanınan bir bitki. Biraz da arsız bir bitki. Çevrede oldukça yayılış gösteren bir bitki. Yani görebiliriz her tarafta. Hatta böyle top şeklinde, küme şeklinde şeyleri vardır. Tohum durumları vardır. Kara hindibanın 51 türü vardır. 16'sı Türkiye'de endemiktir. Halk ilacı olarak yaygın şekilde kullanılır. Çiçekleri, sapları, kökleri farklı amaçlarla kullanılır. Kökleri kurutularak acı hindiba kahvesi olarak tüketilebiliyor. Hani edindiğimiz kaynaklara göre. Saplarındaki öz sütleri yine halk ilacı olarak tüketilebiliyor. Saplarındaki öz sütünün cilt rahatsızlıklarına iyi geldiği söyleniyor. Aynı zamanda böbrek taşı üzerine etkili olduğu söyleniyor. Gut hastalığına dahi iyi gelebildiği söyleniyor. Cilt hastalığından tutun böbrek taşının düşürülmesine kadar birçok faydası olduğu düşünülüyor bu bitkinin. Tabii ki bu tarz şeylerin araştırılması gerekiyor. Daha çok araştırılması gerekiyor. Belirli bir veri bankalarının oluşturulması gerekiyor. Bunlar için de bizler varız tabii ki. Bitkileri topluyoruz, değerlendiriyoruz. Onların ekstraklarını elde ediyoruz. Antioksidan değerlerine bakıyoruz. Kara hindiba da bunlardan birisi.